kameramız iktidar karşısında bir silaha dönüşmüş. Artık biz onu kamera olarak görüyoruz. Karşı taraf onu silah olarak görüyor. Falan yani bu artık yaşadıklarımız. Gösterememe karşısında bazı önlemler aldık. Hayata geçiremedik yani gerçekten karşıdaki yani saldırı çok güçlü ve aslında düşündüğümüz hiçbir şey hayata geçiremedik. O yüzden size hemen söylemeliyim. Yani evde durmayın, çıkın. Yani parça parça bir, şimdi telefonumda bir sürü mesaj var. Bazı arkadaşlar bir kafede oturuyor, bazı arkadaşlar işte aynalı geçitte başka bir kafede oturuyor falan. Şu açıklamayı yaparsam rahatlayacağım çünkü evlerinizden çıkardım sizi. Biz şöyle düşünmüştük, bir sorun yaşadığımızda, yani evet bunlar sürekli sansür uyguluyorlar falan ama buna karşı da bir akıllıca bir şey geliştirelim, bir formül geliştirelim dedik. O formülümüz de şuydu, yani aynalı geçitte bir baskı yaşarsak, şeyler, nerede acaba baskı yaptınız? Aynalı geçitte bir sorun yaşarsak bunu hemen elden ele dolaştıracağız ve seyircimizi Fransız kültüre davet edeceğiz ve gösterimimizi orada gerçekleştireceğiz diye düşünmüştük. Baştan özgür dileyim ben size, sizden. Geç öğrendim ben de yasak meselesini. Yani Fransız kültür merkezinde yarın sizlerim var, biz oraya yarın bir bildirimde bulunurlar diye de düşündük. Ama oraya da bugün filmin yasaklandığını, gösterebileceklerini, herhangi bir şey yapacaklarını, üç salonumuz vardı. Hepsini aynı anda daha üç gibi bildirimde kuruyorlar. Bu yüzden bütün merkezde geri çektik kendimi. Ben çok mutlu oldum. İşçi Filmleri Festivali bir şeye cesaret etti. Burada arkadaşlarıma gerçekten gönülden teşekkür ederim. Çünkü filme saldırı çok büyüktü yani. Bunu yaşamıştık yani. Bunu yaşamış olduğumuz halde yani gösterememek düşüncesi çok yüksekken biz böyle bir şeye cüret ettik. Yani benim için filmin tekrar gündeme gelmesi ya da bu meselelerin tekrar gündeme gelmesi ne bir mahsur yok. Çünkü belli ki iktidar Kahraman meselesini tartışmaya açmak istemiyor. Tartışmak dahi istemiyor. Yani ama buradan bu açığa çıkmış oluyor ve biraz hani KHK'lı kesimler sonuçta yani 2 milyon insan etkilerde o kesimde biraz bu psikolojik rahatlamayı da görüyorum. Bu çok yorucu oluyor, çok sinir harbi oluyor falan. İnsan bazen gururu kırılıyor falan ya da bazen evet biz insanız belli korkular yaşanıyor falan ama sonuç itibariyle biz iyi bir şey yaptık. Burada herkesin huzurunda, işçi filmleri festivaline gerçekten çok teşekkür ederim. Bir hukuk garabeti yaşıyoruz. Bunun karşısında ya kabullenip tamam bu filmi göstermiyorlar diyeceğiz ya da bu filmi göstermenin formüllerini, yollarını arayacağız. Çünkü ben bu filmi çeyizime koymak için yapmadım. Yani iktidar ve bazı sert olacak biraz ama bazı sosyal faşistler, onlar biliyorlar kendilerini. Bu filmi benim çeyizime koymamı istiyorlar. Ama bu bu hikaye, bu film herhangi bir yere sığacak kadar küçük değil. Çok büyük bir hikaye. Yani pek yakında yurt dışında bir gösterimde KHK'lıları gördüm. Tam bir terapi gibi geldi onlara. Bu bende daha çok büyük bir sorumluluk yarattı. Çünkü o süreçte insanlar yani çok ağır şeyler yaşadılar. Ve şu oluyor, ağladılar. Yani biz evet bunları yaşadık yani komşumuz, işte arkadaşımız, dışlandı falan. Yani o bir itibar suikasti var. Ve burada bu yalnızlaşmaya da bir nebze iyi gelecek bir şey ve belki bir tartışmaya açacak falan. Yani Ankara'da da şeyi gördüm yani, festivalimiz filmi göstermek için çok
çabaladı. Hem izleyicimiz filmi izlemek için orada etkinliği sahiplendi ve öncesinde geldiler. Bunu başarmalıyız diye düşünüyorum. Yani bu filmin gösterimini başarmalıyız. Bu artık sadece benim sorunum değil, sadece kalmış bir sorunum değil. Tabii ki bir toplumun sorunu. Bu bütün sanat disiplinlerinin ilgilenmesi gereken bir mesele haline geldi. Size söylediğiniz bir sivil toplum örgütlerinin. Bunun için her türlü fikre açığım ve tartışabiliriz diye düşünüyorum. Elbette ki bu filmin karakterleri zor bir dönem geçiriyordu. Engin. Her gün işimi öğrencilerimi istiyorum diye Bodrum Meydanı'na çıkıyordu. Aslında o benim gördüğüm şey hayatını arıyordu orada yani. Hayatını geri istiyordu. Ama bu sadece Engin değildi yani. Orada annesi var, babası var, kardeşleri var, kızı var falan yani. Büyük bir travma yaşanıyor. Zor değildi. Kolay değildi Engin'in hayatı. Yasemin'in hayatı kolay değildi. Doktorsuz kalan hastaların hayatı kolay değildi. Dolayısıyla ben de hiç kolay bir film çekeceğimi düşünmemiştim zaten kameraya aldığımda. Kaldı ki biliyorsun Engin, ilk kameraya alıp sokağa çıktığımızda zaten durdurulmuştu. Ondan sonra sürekli durduruldu. Biz Engin'in orada çok güzel ilişkilendik mesela. Çarşamba günü seni çekeceğim diyordum, o gün çekiyordum falan yani böyle. Ya biraz şey de çok hoşuma gitti sizinle o toplantıda. Çünkü biz de böyle çalışmıştık zaten. Hani en azından bir 7-8 dakika çekim yapabilmek için falan Engin'le böyle planlar yapıyordum. Ya bu kadar kolay olacağını tabii ki düşünmüyordum. Ve gösterimin de elbette ki gösterim de kolay olmayacak. Bence artık gösterim konusuna geldim ben hayatımda. Yani nasıl gösterebilirim bu filmde? Evet, böyle bir film yapıldı ve yani bütün olanakları denedim. Elimden gelen bütün çabayı koydum. Tamam artık yani deyip bir kenarda da duramıyorum yani insan olarak. Bunu da yapamıyorum. Bunun mücadelesini vermem gerektiğini düşünüyorum ve ne acıdır ki çekerken mücadele ver. Bir de işte göstermek için, hani dağıtım için mücadele ver falan. O yüzden dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor. Yani ve dayanışmayı olgunlaştırmamız, birbirimizi anlamamız ve gerçekten bir samimiyetle çalışmamız gerekiyor. Yoksa gelen şey geliyor yani. İşte Koray arkadaşımızı gece evden almışlar. İrekan Kültür Belgeseli'ni kamera ekibinden bu arkadaşımız da, benim bir önceki filmimizde görüntü yönetmeni, gece almışlar. Şu anda Koray'ın neden alındığını bilmiyoruz. Güzel de benim yani öğrencilerime olan sevgim ve öğrencilerin bana olan sevgisi ve yani bir öğretmenle bir öğrenci, bir doktorla bir hasta arasındaki ilişki, işte hiç bilinmeyen, hiç tanımadığımız, hayatımızda belki hiç oy vermeyeceğimiz partilerce çalınmasına yani bir tepkidir ve de yapılacak her şey bitmiş midir, susmak mı gerekirdir diye yani biraz da etrafa bakıldığında sendikalarımızın bile yeterince bir sessiz kalındığı bir ortamdı, OHAL dönemiydi. Ve ben de hayatımda hep böyle ya bir şeylerin hep yanlış olduğunu, daha iyi olabileceğini ve farklı şeylerin yeterince zorlanmadığını düşünmüşümdür. Hayatımı buna göre, yani bütün her akademisyen de böyledir, öğretmenliğim de böyledir. O yüzden öğrencilerim de hani çok bu konuda bilirler. Ve ben şimdi şuradan başlatmak istiyorum size. Yani böyle bir film, böyle başlayan bir filmin sonucu da böyle gidiyor. Aslında tam doğru bir yerde gidiyor yani. Yani bugün başımıza gelen şeyler aslında çok eskiden beri gelen şeyler. Gücüm, öğrencilerim olan sevgimden ve her gün tekrar oraya çıkmamdaydı benim gücüm. İsrar etmeniz. Israrındaydı benim gücüm. Ama ısrar ediyorsun ve sen ve polisler, arkadaş olduk polislerle yani. Bodrum'daki polisler şimdi. Sonra ben bunlarla konuşmaya başladım. Ya dedim, benim şimdi bak, o zamanlar mahkeme de yoktu.
sizi terörist ilan etmişler, sizi atmışlar, gidecek mahkemede. Ya ben nasıl sokakta gezeceğim? Yarın öbür gün bana saldıracaklar. Bu yani, bir gün mesela polis, neler diyaloglar oldu mesela? Bir gün polisler dedi ki ya seninle bir dedi, Bolu'na dedi, 8 öğretmen attım dedi. Hiçbiri dedi, senin gibi çıkmıyor dedi. Sen, bir sen mi dedi, en cesur sen misin dedi yani. Ona dedim ki, hayır en korkak benim. Gerçekten de öyleydi. Çünkü bunun sonu daha sonrası ne olacaktı peki? Böyle bir gecede 20 yıllık mesleğimi hayatımı çalmışlardı. Daha sonrası ne olabilirdi acaba? Bir öğrenmek istedim. Bir de anayasayı falan ilga etmiş bir hükümet karşımızda o halde bu kişiler ne kadar kötüler. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Çıkacaksın karşısına, en doğru şeyi yapacaksın ve bakacaksın ne kadar kötü olabiliyorlar. Görmek zorundasın. Çünkü yasalar ve hukuklar ortadan kaldırılmıştı yani. Ve farklılıklara başladım ben. Baktım ki böyle hiçbir ses de çıkmıyor, böyle de olmaz. Denize girdim, o eylem falan mı bilmiyorum. Üzerinde işim öğrencilerimi istiyorum diye denize attım. Sahibi öğrenip peşimde. Ben dalış yapıyorum, bulamıyorlar beni. Yani 1 dakika 20 saniye su altında kalıyorum, bulamıyorlar. Bir çıkıyorum, o falan gazeteciler, gazeteciler geldiler. Böyle yapmaya başladım. Dalış yapmadan önce Milli Eğitim'e gittim. Milli Eğitim Müdürü'ne dedim ki, yani bugün ben şimdi dalış yapacağım, gazeteciler de peşimde. Çok büyük bir şey olacak ve bu sizin sayenizde oldu diye. Milli Eğitim Müdürü karşıma çıkmadı falan. Neyse gerçekten ses getirdi yani. En sonunda sahil güvenliğe ben kendimi o hayatta yakalayamazdı isteseydim yani. Teknelerin arasında yüzerek geçiyordum yani öyle.